Merhabalar, bugün yüzün simetrisinden ve oranlarından bahsedeceğiz. Biz yüz simetrisini dikeyde ve yatayda olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Dikey simetriyi, yani sağ sol simetrisini çok nadir görebiliriz. Ama bu çok bariz farklılıklar oluşmadan rahatsız edici unsurlar değil. Ölçümlendirmeyi ve tasarımı yaparken yüzle ilgili çalışmalarda bize sadece referans noktaları olurlar. Tabii ki tek ulaşmamız gereken yer o değil ama bize şunu veriyorlar. Onun dışına çıkmadıkça, o değerlere yaklaşık olarak sadık kaldıkça gayet iyi sonuçlar alırız. Ama kişinin isteğine, bazen de ihtiyaçlarına göre bu değerler dışına çıkmamız gerekiyor. Temel aldığımız noktalar ne? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi yatay simetri dediğimiz durum, kaşlar, burun altı ve alt çene olarak temelde üçe ayrılıyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. Bunların 1-1-1 oranlarına sahip olmasını bekliyoruz. Diğer simetri ise alt yüzde üst dudakla alt dudak, yani dudak orta hattından itibaren üst alt simetrisi. Orada da 1'e 2 gibi bir oran bekliyoruz. Tabii bu çok kaba oranlar. Bunun dışında referans aldığımız çok fazla nokta var. Çene hattının bir öne bakan uç noktası var, bir de alta bakan uç noktası var mesela. Eğer çene kısaysa alta bakan uç noktayı aşağıya doğru çekiyoruz. Çene gerideyse öne bakan uç noktayı öne doğru alıyoruz. Dikeyde ise yüzü ortadan ikiye böldüğümüzde sağ sol yarının simetrisine bakıyoruz. Totalde kulak bitişlerinden yüze kadar iki kulak arasındaki bölüm 5 eşit parçaya bölünüyor. Kulak bitişinden göz kenarı, gözün kendisi, iki göz arası, göz ve yine kulak bitişi. Bunlara sadık kalma şart mı? Değil. Yatay simetride dikkat ettiğimiz şeyler ne? Yatay hatlarımız böyleyken, dikey hatlarımızsa kulak, göz kenarı, göz içi, göz içi, göz kenarı ve kulak şeklinde oluyor. 6 santimlik 3 eşit parçadan tam istediğimiz 1-1-1 oranlarının olduğu şekilde alt yüz oranlarına baktığımızda dudak arası çizgisi 2 santim, dudak arasından çeneye 4 santim, yine 1'e 2 oranı tam olarak yerinde. Yani Esen Hanım için yatayda oranlarda hiçbir sapma yok. Bir de dudağın kendi içinde oranları var. Orada biraz daha detaylı bir ölçüm yapmamız gerekiyor. O yüzden kumpas kullanıyoruz. Dudaklarımızı sıkmadan yapıştıralım birbirine. Üst dudağımızın kalınlığına bakıyoruz. 6.99. Alt dudağımızın kalınlığına bakıyoruz. 9.37. Beklediğimiz oran normalde 6.18'e 10 gibi bir oran. Üst dudağımız bir tık alta göre daha ince olması gerekiyor. Ya da bu durumda dudak dolgusu yaparsak hastamıza alt dudağı kalınlaştırmamız gerekecek. Tabii bu Kafkas ırkı için geçerli bir oran. Moda 1'e 1'e doğru gidiyor. Siyah ırkın dudağına doğru bir eğilim var. Genelde neredeyse eşitlenmeye başladı. Ama kişisel tercihler doğrultusunda ve yüzün geneline göre bir planlamayla en doğru kararı verebiliyoruz. Profilde dikkat ettiğimiz oranlar var. Olursak tam çevirdiğimizde burun ucundan çeneye doğru tuttuğumuz doğrunun dudağa 2 milim kadar uzakta olması lazım. Ama genel olarak yine büyük dudak eğilimi yüzünden bu çizgiyi teğet geçer halde bırakmaya başladık son zamanlarda. Dikey simetride ise daha çok şunlara dikkat ediyoruz. Şimdi lazerde bir mihenk noktası oluşturup özellikle dikey simetriyi belirlerken 4 tane nokta, trakyon, glabella, nazal apex ve pogonyon. Yani 6 santim, 6 santim ve 6 santim. Gerçekten ideal bir personel. Yüzümüzü şekillendirirken tabii ki referans aldığımız noktaların dışında bir de moda ile beraber daha dikkat çekici olmaya başlayan unsurlar var. Son birkaç yılın ana teması yüzde neredeyse kaşa dönüştü.
Uzun yıllar dünyada ince kaş modayken son birkaç yıldır tekrar doğal görünümlü, hatta biraz uzatılmış ya da başka uygulamalarla desteklenmiş kaş tasarımları oluşmaya başladı. Bununla beraber göz kaş arasındaki oranlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen çok fazla uzatılmış kaşlar, göz hizasından çok daha uzağa giden kaşlar ne yazık ki daha üzgün, eğer aşağıya bakan bir açıdaysa daha üzgün, daha yorgun görünmenizi, daha yukarıya bakan uzun kaşlarsa biraz daha aşırı gergin bir görüntüye neden olduğu için çok tercih sebebi olmamalı. Alın bölgesindeki darlık ya da genişlikle ilgili ne yazık ki estetik olarak çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Geniş alanlarda genelde saçın modelini değiştirerek alnı daha dar göstermeye, dar alanlardaysa yine saçla biraz daha gergin bir şekilde bağlanmasını sağlayarak daha yukarıda kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yine kaşın pozisyonunu da alın darlığı ya da genişliğinde ona göre planlamak gerekebiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.